Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda size Present Perfect Tense'in tüm detaylarını, en önemlisi mantığını anlatmaya çalıştım. Çünkü en çok karıştırılan zamandır, tense'tir yani Present Perfect Tense öğrenciler tarafından. O yüzden size bütün detaylarını verdim. Detayların üzerinde özellikle fazlaca durdum ki mantığını öğrenin, bir daha problem yaşamayın diye. Çünkü genelde öğrenciler bu tensin mantığını tam olarak öğrenemezler ve sürekli olarak problem yaşarlar. Bu arada video biraz uzun olmuş, onu fark ettim. Ancak kesinlikle uzun değil arkadaşlar. Normal okullarda veya kurslarda bu 4-5 saatte anlatılıyor. Yani çarpın 40 ile 200 dakika gibi bir sürede anlatılıyor. Siz bu konunun tamamını 40 dakika gibi bir sürede öğreneceksiniz büyük ihtimalle, az veya çok. O yüzden sanmayın ki bu çok uzun sürüyor. Konu uzun, konu detaylı ve üzerine basmadan anlatılırsa gelişi güzel anlatmak kesinlikle istemiyorum. Bu arada size bir önceki videoda bir detay vermiştim. Şunu demiştim. Present Perfect Tense'de time expressions vardır. Yani zaman ifadeleri vardır. Bunlar Present Perfect Tense'e özeldir çoğu ve çok ayırıcıdır. Genelde insanlar, yani yabancılar, bu dili ana dil olarak konuşan kişiler bu tense'i kullanırken mutlaka bu zaman ifadelerinden faydalanır. Ve bu yüzden de çok belirgindir, ayrıcıdır aslında. Diğer tenslerle de karıştırılmaz. Biz hata yapıyoruz. Normal hani cümlelerle öğretmeye çalışıyoruz bu tensi demiştim. Yani zaman ifadelerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım size. O yüzdendir ki bu videoya çok büyük önem verin arkadaşlar. Zaman ifadeleri perfect tense için son derece önemli. Haydi başlayalım. İlk zaman ifademiz ever, never konusu. Bu farklı zamanlarda da kullanılıyordu. Ancak perfect tense özel kullanımları mevcut. Ever never'ı biz tecrübelerimizden bahsederken kullanıyoruz. Mesela hemen aklınıza şu geldi, değil mi? Have you ever been to Turkey? Hiç Türkiye'de bulundun mu? Bir yerde bulunmak bir tecrübedir arkadaşlar. O yüzden biz ever veya never kullanıyoruz. Her ikisi de hiç anlamına gelir. Ancak ever, dikkat ediyoruz buna, ever sadece soru cümlelerinde kullanılır. Yani olumsuz veya olumlu cümlede kesinlikle kullanmıyoruz. Örneğin, Have you ever been to England? Hiç İngiltere'de bulundun mu? Bakın, bakın. Hiç İngiltere'de bulundun mu? Never ise sadece olumlu cümlelerde kullanılır, ancak olumsuz bir anlama sahiptir. Yine hiç anlamına geliyordu, değil mi? Örneğin, I have never driven a car like this. Cümleye bakın. Not vesaire hiçbir ek yok. Cümle olumlu ancak anlam olumsuz. Hiç böyle bir araba kullanmamıştım. I have never driven a car like this. I have never been to Turkey. Hiç Türkiye'de bulunmadım anlamında. Toparlayacak olursak arkadaşlar, tecrübelerimizden bahsederken kullanıyoruz dedik. Have you ever been to England? Hiç İngiltere'de bulundun mu? No, I have never been to England. Ever soruda, never'ı olumlu cümlede kullandım. Ancak anlamımız olumsuz. Ha, bu arada bir detayı atladım. Şimdi arkadaşlar, never gördüğünüz gibi ve ever de aynı şekilde particip dediğimiz, yani buradaki fiilin üçüncü halinden önce geliyor. Buna dikkat ediyoruz. Bakın, fiilin üçüncü halinden önce geliyor. Never de aynı şekilde. Fiilin üçüncü halinden önce. Devam edelim. Just, already, recently. Arkadaşlar, bunlar benzer anlamlara sahip. Ufak farklılıklar mevcut. Ancak en önemlisi aynı kullanıma sahiptir. Aynı kullanıma sahip. Bu ne demek? Bakalım. Önce anlamlarını görelim. Just, henüz, az önce. Ancak bu az önce simple past'teki az önce değil. Yani daha yeni anlamında. Bunu karıştırmayalım. Az önce gibi bir cümle kurduğunuzda bunun tam karşılığı just now'dır ve simple past'ta kullanılır. Already, hali hazırda, zaten anlamı katar. Recently, son zamanlarda anlamı katar. Şimdi kullanımı ever never'da olduğu gibi have ve fiilin üçüncü halinin, yani past participle'ın arasına gelir. Ya da şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Just, already, recently fiilin üçüncü halinden önce gelir. Örneğe bakalım. Şurada da yazdım tekrardan. Ha, bu arada aynı kullanıma sahiptir demiştim. Gördüğünüz gibi aynı kullanımdan kastım iki şeydi. Bir tanesi fiilin üçüncü halinden önce gelmesi. Diğeri
Sadece olumlu ve soru cümlelerinde kullanılıyor bunlar arkadaşlar. Olumsuz cümlede bunları kullanamıyorsunuz. Farklı şeyler kullanıyorsunuz. Birazdan göreceğiz. Örneğin, Sam has just made tea. Sam daha yeni çay yaptı veya henüz çay yaptı anlamında. Gördüğünüz gibi olumlu cümlede. I have already done my homework. Ödevimi zaten yaptım veya hali hazırda ödevimi yaptım anlamında. Veya dedik ki soru cümlesinde kullanılır. Have you already finished cleaning your room? Odanı temizlemeyi hali hazırda bitirdin mi? Veya bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Şu ana kadar ödevini ya da henüz anlamında katabiliriz. Dediğim gibi bunlar arasında anlam farklılıkları var ancak aynı anlamda da kullanılabiliyor. Henüz odanı temizlemeyi bitirdin mi? Şeklinde daha güzel bir şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz. I haven't done much recently. Bu olur mu arkadaşlar sizce? Bu cümle doğru mu? Değil. Neden doğru değil? Çünkü ne dedik? Şuradaki kurala bakıyoruz hemen. Sadece olumlu ve soru cümlelerinde. Bu cümle olumsuz. O yüzden ben bu cümleyi burada kullanamam. Umarım buna ben söylemeden dikkat edebilmişsinizdir. Bu da bir dikkat testiydi. Geçelim. Yet and lately. Dedik ki az önce bu ifadeleri biz olumsuz cümlelerde kullanamıyoruz. Sadece olumlu ve soru dedik. Olumsuzda ne kullanacağız peki? Yet ve lately'yi kullanacağız. Şimdi yet henüz anlamına gelirken lately yine son zamanlarda, recently gibi son zamanlarda anlamına gelir. Cümlenin bunlar sonunda yer alırlar. Az önce recently, just ve already gibi değil. Bunlar cümlenin sonunda yer alıyor. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Soru cümlelerinde de kullanılabiliyor. Yani diğerlerinden farkı olumsuz cümlede kullanılması. Örneğin, I haven't seen Ali yet. Ali'yi henüz görmedim. Gördüğünüz gibi cümle olumsuz. Have you finished your homework yet? Ödevini bitirdin mi? Veya şu ana dek ödevini bitirdin mi? Henüz ödevini bitirdin mi? Anlamına geliyor. Henüz birazcık tuhaf kaçıyor Türkçe açıkçası. Biz çok kullanmıyoruz. Has she seen Anna lately? Son zamanlarda Anna'yı gördü mü? Gördüğünüz gibi bakın yerlerine dikkat edin. Üçünde de pardon. Üçünde de cümlenin sonunda kullandım ve cümle çeşitlerine bakıyorum. Ya soru ya olumsuzdu. Have you read something interesting lately? Son zamanlarda ilginç bir şeyler okudun mu? Yine sonda, yine soru cümlesi. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka. Geçelim diğer önemli bir zaman ifadesine. For and since belki duymuşsunuzdur. Bunlar da birbirine inanılmaz şekilde karıştırılır. Her ikisi de çünkü den beri anlamına gelir ancak kullanımları çok farklı. Nasıl farklı? Arkadaşlar bunlar zaman ifadesi. O yüzden cümlenin sonuna gelirler. Cümlenin sonuna gelmeyenler neydi? Hatırlayabildiniz mi? Ever, never, just, already ve recently'di. Şimdi since ikisi de den beri anlamına geliyordu. Since bir eylemin başlama noktasını belirtir. Yani bir başlama noktası varsa ben buna since kullanıyorum. Örnekler. I have been married since 1990. Yani 1990'dan beri evliyim. I have known Tim since June. Haziran'dan beri Tim'i tanıyorum anlamında. Başlangıç noktası ne zaman? Haziran veya burada 1990. Dad hasn't given me any money since last year. Geçen seneden beri babam bana hiç para vermedi. Since last year. Başlangıç noktası ne zaman? Geçen sene. It has rained since yesterday morning. Dün sabahtan beri yağmur yağıyor. Ha bu arada burada perfect tense'in kullanımlarını da görüyorsunuz değil mi? Mesela geçmişte başlamış hala devam ediyor. Bunların hepsi aslında aynı örnek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani size demiştim ya present perfect tense aslında zaman ifadeleriyle kullanılır ve çok ayırt edicidir aslında diye. Bakın since'i koyduğumuz zaman ne kadar ayırt edici oldu değil mi? Geçmiş bir zamanda başlamış ve şimdiye kadar ve şimdi de devam ediyor. Biz bunu başka hangi tense'le anlatabiliriz? Past'la anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Çünkü bunu past'la yaptığınız zaman mesela I was married in 1990 dediğiniz zaman o zaman evliydim, artık evli değilim anlamına geliyor. Buradan da aslında zaman ifadelerinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Devam edelim. Bu arada
Aynı slide geldi. For ise bir eylemin süresini belirtir arkadaşlar. Yani ne kadar devam ettiğini, başlangıç noktası yok, bitiş noktası da yok. Sadece bize ne kadar devam ettiğini söylüyor. İngilizce'de bir kalıp vardır, oradan aklınızda kalsın. For a while, bir süre. For a while. İşte oradaki kullanılan for bu for'dur. Örneklere bakalım. Aslında aynı örnekleri bakın nasıl değiştireceğim. I have been married to her for 10 years. 10 yıldan beri onunla evliyim. 10 yıldan beri. Şimdi başlangıç noktası var mı? Yok. Hangi 10 yıl? Yani 2000 ile 2010 arası mı? 2010 ile 2020 arası mı? Bilmiyorum. Başlangıç noktası yok. O yüzden for kullanacağım. Veya it has rained for 3 hours. 3 saat boyunca, burada boyunca anlamına getirmiş mesela. 3 saat boyunca yağmur yağdı veya 3 saatten beri yağmur yağıyor anlamında. Hangi 3 saatten beri? Yani biz şu an hangi zamandayız acaba? Belki bu kişi cümleyi 3 gün önce kurdu. Başlangıç noktası yok. Tommy hasn't been on holiday for 3 years. Tommy 3 senedir tatile çıkmıyor. Yine başlangıç noktası yok gördüğünüz gibi. Mesela bunu 2005'ten beri tatile çıkmıyor deseydim ne diyecektim? Tom hasn't been on holiday since 2005 şeklinde. I haven't watched a good film for ages. Çok uzun süredir. For ages bir kalıptır bu arada. Çok uzun süredir iyi bir film izlemedim, görmedim anlamında. I have trained for a few weeks and that's the result. Birkaç hafta boyunca, birkaç haftadan beri antrenman yapıyordum ve işte sonuç. Gördüğünüz gibi hangi haftalar biz bilmiyoruz, başlangıç noktasını belirtmemiş. Şimdi size ekstra bir bilgi vereyim. How long bildiğiniz gibi ne kadar uzunlukta bir şeyin süresini sorar. Bunu since veya for'la cevaplayabiliriz. Örneğin, How long have you had a car? Ne kadardan beri veya ne zamandan beri araban var anlamında. I have had a car for 3 months. Veya I have had a car since January. Gördüğünüz gibi 3 aydır arabam var. Hangi 3 ay kesinlikle bilmiyorum. Başlangıç noktası yok. Veya Ocaktan beri arabam var. Since kullandım burada. Gördüğünüz gibi. Çünkü başlangıç noktası var. Ocak. Şimdi size zaman ifadelerinin püf noktalarını söyleyeyim. Çünkü çok fazla şey anlattık. Birazcık kafanız karışmış olabilir. Şimdi arkadaşlar, olumlu cümlede ve soru cümlelerinde henüz, halihazırda, son zamanlarda gibi anlamlar vermek istiyorsan ben şunları kullanıyorum. Olumlu ve soruda. Just, already, recently. Bunların nereye geldiğini unutmuyoruz. Fiilin üçüncü halinden önce geliyordu bunlar. Şimdi olumsuz yapmak istiyorum. Yani mesela henüz ödevimi bitirmedim demek istiyorum mesela. Olumsuz yapmak istiyorum veya soru cümlesinde de oluyor. Henüz son zamanlarda anlamı vermek istiyorsam yet ve lately kullanıyorum. Başlangıç noktası belirtmek istiyorsam since, period yani başlangıcı belli olmayan bir zaman dilimini belirtmek istiyorsam for kullanıyorum. Aslında o kadar, yani ever never açık diye koymadım buraya. O kadar anlattığımız şeyin özü aslında burada gördüğünüz 4 madde. Ancak o kadar şey anlatmadan siz bunları anlayamazdınız arkadaşlar. Bu çok yüzeysel geçmek olurdu. Evet, anlatacaklarım ve püf noktalarımız bu kadar. Bunlara dikkat edin. Zaten size bayağı bir ödev falan vereceğim. Tahmin ediyorsunuzdur konunun gelişinden. Çünkü yapmazsanız hiçbir şekilde bunlar oturmayacak arkadaşlar. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.